Merhaba, benim adım Adem. Kırbaç Buda Mevkihari Tası hoş geldiniz. Bugün 26 Ekim 2022. Bugün çarşamba. Umarım hepiniz iyidirsiniz. Ben size burada Ordu Karadeniz'den ağır sesleniyorum. Bugünkü sonbahar gününde hepimiz birlikte kışa doğru yürüyoruz ve hepimiz bu işi de, bu durumları, bu zamanlarda hepimiz beraber de geçireceğiz. Ona inanıyorum ve geçmişinde de, tarihte de onun için tarihe, bu çok diyelim tarihe çok vurgulu bir podcast. Onun için tarihte de atalarımız bizim bu zor durumları geçirdi. Biz onların nesli olarak da biz de bunu başaracağız eninde sonunda. Bizim kanımızda bu, bizim düşüncemizde bu. Biz de bugün, ben de bugün devam etmek istiyorum bu birinci saat podcast'ta. Yani dünkü konuştuğumuz olayla erkeklik ve de bu çok önemli. Yani neyi değişmiş, ne iş yapmış, ne fark var. Bu da yine tekerlemek istiyorum ve de toplamak istiyorum. Toparlamak istiyorum, yani ne konuştuğumuz önemli bir mühim olaylar, işte erkeklik ki eski zamanda, eski çağlarda nasıl düşünüyordu. Yani demiştik ki bir asker huyu edinmişti ve o zamanlarda tabii ki bir erkeğin işi tek tarlalarda tarım çalışmak değildi. Tabii ki ailesini de gütmekti. Yani batıda olsun, her yerde olsun, eski çağda, orta çağda falan olsun. Yani o zamanlarda savaş çok sıkı sıkı sürülüyordu. Yani sıkı sıkı savaş ediliyordu, harap ediliyordu. Yani her savaş bir ihtimalle bir harap demektedir. Ve orada bunu da demek lazım. Yani orta çağlarda veyahut da eski çağlarda savaşın sonunda veyahut da bir savaş ilanını yenilen askeri, ondan sonra düşmanların evine, yurduna giderlerdi. O da kadınlarına tecavüz ederlerdi. Bu normal bir şeydi, yani yapılıyordu eski çağda, orta çağda, hatta 1. 2. Dünya Savaşı'nda bile yapıldı. Bu bugüne kadar yeni zamanda da, eski Yugoslavya'da da yapıldı. Bu Rusya'la ve hatta şu Çeçenistan'la da yapıldı, bu Çeçenler'de de yapıldı. Bu hala bir parçası bu vahşi, dehşet verici, alçalık bir düşünmeler. Yani kadınlar tecavüz ediliyor. Bu da bir ihtimalle bir erkek ve hatta erkek cinsine bir önemli bir rol şeydi. Önemli bir rol aktarıldı ve o da ailesini falan korumak ve ailesine tabii ki sorumlu olmak. Sorumlu olmak ve erkeğin bu şeydi, yani asker demek, bir asker huyu falan edindiriyordu. Bu da cinsel bir geleri de bu ya. Yani erkeklik bu andan ağrı, erkeklik bu yönden ağrı ölçülüyordu. Bunu da demiş. Bir ihtimalle sosyal sınıf, sosyal ve hatta eğitim alandan o kadar çok gelişmemiş, şansı olmamış ve hatta eğitim falan görmemiş bir kadın tabii ki bir erkekte neyi değerlendirir, onu bakacağını falan değerlendirir. Hatta biliyoruz yani, sen bugün kadın olarak eğitim falan görmedin miydin, kendini öyle gelişmedin miydin, sosyal terfi etmen zor olur. Hatta bu zamanlarda burada maaş farkları var. Kadınlar daha çok zor iş buluyor. Yani kolay değil. Bugün kadın olmak da iş bulmak kolay değil. Kolay değil. Hala sorunlar var. Bu batıda çok önemli bir sorun. Yani Avrupa'nın içinde bu her yıl, her seçimde bu önemli bir konum. Ne zaman bu maaş farklılığı yok edeceğiz? Ne zaman bu kadın ve erkek arasında ayrımcılığı yok edeceğiz? Yani her zaman Avrupa'da seçim olsun, bu bir önemli bir konu ve her çeşitli siyasi
partilerden buna tepki geliyor. Böyle yapacağız, şöyle yapacağız, böyle milletlere yardım edeceğiz falan, ama gerçek bu bir net bir olay, bu bir resmi bir sorun. Kamuoyunda, kadında kendine demiştik, onu da akıllı mantıklıysa bir dayanıklı çalışkan bir erkek arar. Yani bu yani bir direkt fiziksel bir olay, yani sağlam olmak erkek, yani sorun falan olmak, olmamak dediğimiz gibi çalışmak, bir durumda olmak, bir ikinci de bir dayanıklı olmak. O da manevi bir düşünceli de çok etkileyici. Ne demek manevi düşünme? Yani bir kadın da akıllı mantıklı olursa erkeği böyle seçer. Yani böğün yani benim, bana çocuk yaptıktan sonra beni terk etmez diye bir düşünce var. Yani o ta başka, bu da sosyal sınıfa ait. Onu da demiştik, yani bir hali vakti yerinde kadın, yani memurun, müdürlerin kızı olarak büyümüş erkeklerde farklı karakter önemlileri ve de karakterini önemler, değerlendirir ve de bunu da biliyoruz. Yani bugünkü zamanlarda millet çoğu ve de boşanma oranı çok yüksek. Yani bu biz atalarımızdan daha çok önce, daha çok evvel boşanıyoruz. Yani o da var. Yani onu da sayıya bakacaksın. Daha doğru dürüst seçmemektir. Hatta bu zamanlarda bunu da biliyoruz. Yani bu dedelerimiz, oraya da varacağız. Yani babalarımızın, dedelerimizin çalıştığı yerlerde istihdam durumu böyleydi. Yani onlar bir iş yerine başvuruyordu ve o iş yerinde işe ve de çalışmaya başlıyorlardı ve aynı iş yerinde emekli oluyorlardı. Yani o da değişti. Bugün sen genç insanlara bakarsan 3-4 tane iş yeri değiştiriyor. Yani bu da yine bir erkekliğin bir nasıl görüşmesine falan neden oldu. Buna yine tarihten ağrı bakmak istiyorum. Yani tarihten bunu da diyebiliriz. Orta çağa kadar bir erkek tipi değerlendiriyordu. Bunu belki şövalye falan diyebilirsin. Yani asker, bir asker olsun, bir hatta kendini savunabilecek de değil ama ailesini falan savunabilecek kuvvetli bir savaşçı. Bu bir ideal bir erkekti zamanlarında ve böyle erkeklik değerlendiriliyordu. Yani erkek bu savaşlarda, orta çağda olsun, eski çağda olsun, ailesini, kadını, eşini, yerini, yurtunu koruyabilir, savunabilir. Hatta bir asker toplumunda kendinden büyüğünü bilir, komutanları falan itaat eder. Yani öyle bir düşünce vardı. Bu da erkeklik değerlendirmesi vardı. Yani öyle diyebiliriz. Ve bunu da demiştik, yani bu Osmanlı İmparatorluğunda bu paşalar, hatta bu batıda asalet hepten bu şeyden ağrı geldi işte. Bu askeriyeden ağrı oluştu yani. Ondan sonra bu asalet dediğimiz erdem, yani bu batıda çok önemliydi. Yani bir asalet ve de soylu olmak da her zaman bir erdemli de olmaktı ve o soyluya göre, asalete göre bir belli erdem vardı ve ona da eninde sonunda uymaktadır milletler. O da işte ondan oluştu. Orada askeriyeden ağrı oluştu. Yani mesela diyeyim, dürüst olmak, aileni falan korumak, isim önemli, nam önemli, soyunu falan gütmek bugüne kadar da önemli o olaylar. Ve de bunu da demiştik, tekrarlamak istiyorum. Yani yeri yoksul insanın ve de fakir, bizi bana belki fakir demeyelim ama mütevazi ekonomik durumlarda yetişmiş bir insanın, yani üzerinde ne var ki? Yani malı, mülkü var, yok. Ne var ya? Kendi bedeni var. Kendi namı, şerefi, ahlakı var. Ve onu da korumak istiyor. Onu da beslemek istiyor. Bu da bizim batıda gurbetçilerimizin,
Anne, atalarımızın ya, yani onu da demiştik, birinci jenerasyon oraya gittiği anında çok bir şeysi yoktu. Eğitim falan da almamışlardı ve ne vardı onun için ve neyi savunabilirlerdi? Kendi dürüst olmalarını ve orada gördüler, orada insanları gördüler, orada sapıkları falan ve dediler bunlar bize ait falan değil dediler ve orada anladılar işte fark olduklarını ve onlara karşı da kendi bir huy edin diler. Bizim namusumuz var, şerefimiz var ve onun için ve onu da gütmek istiyoruz. Ona da sahip çıkmak istiyoruz. Bu çok önemlidir. Yani bu her yerde öyledir. Her yerde böyle bir düşünceler var. Bunu bizim Türkiye'de de bulabiliriz. Yani tek gurbetçiye falan ait değil ama genelinde böyle bir düşünce var. Yani bir erkek için. Bir de bir ikinci düşünme, o da tarihten ağrı oluşmuş halde, hatta batıdan ağrı oluştu ve tüm dünyaya yayıldı diye biliriz. Yani bu asaletten, bu soyluluktan az bir uzaklaşma ve hatta bugünkü çok önemli bir düşünce ve bugünkü cinsel kimliği diyorum, yani oraya da varacağız. Bu aslında bu da cinsel kimlik, erkek cinsel kimlik olarak bilinen ve de beklenen, yani erkek cinsinden böyle bir hareket beklenen, ne demek o, yani erkek cinsinden ne bekleniyor, yani bugün dediğimiz gibi eski çağlarda, orta çağlarda eşini, ailesini gütmek, onları savunmak, onlara sahip çıkmak, bu bekleniyor, bu da isteniyor, bu da erkek cinsi de ondan ona göre değerlendiriliyor. Yani bir insan, bir erkek kendi ailesine sahip çıkabilirse, onu savunabilirse bunu değerli bir erkek diyoruz. Veyahut da bir iyi bir erkek, dayanıklı bir erkek veyahut da hatta böyle erkek olması mecburiyetindeyiz diyoruz ve de böyle asıl erkek olmalı diyoruz. Yani o düşünce demek, bu cinsel beklenti, yani bu erkeklerden ne bekliyoruz yani diye. Bu da bir ihtimalle bu asker huyu diyebiliriz. Yani bu askeriyede falan savunmak 1600-1700 yıllarında değişiyor. Bir devrim bu. Sanayi devrimden ağrı konuşmuştuk. Ya bu sanayi devrim tüm batıda başladı. İngiltere'de başladı. Bugüne kadar bu devrim asıl durmadı. Bu sık sık bu sanayi devrimlere içindeyiz. Yani düşün ki internetimiz, yani internet var, şey var, araba var. İkinci Dünya Savaşı'nın, hatta Birinci Dünya Savaşı'nda da çoktan oluştu. Yani araba var, şey var, uçak var. Her zaman yeni bir teknolojik gelişme var. Ve o gelişmelerle yeni bir ürünler markete getiriyor. Yani bu akıllı telefon olsun, internet olsun, o da her zaman yeni bir teknolojik bir devrime neden oluyor. Yani bugünkü internet de bizim bir devrimimize, düşünme, iletişim, komünikasyon devrimine neden oldu. Yani internette farklı milletlerle ilişki kuruyoruz. Hani atalarımız, dedelerimiz gibi milletlerle muhabbet falan etmiyoruz. Farklı oldu bu da. WhatsApp olsun, her şey olsun ve hatta arkadaşlık, ahbaplık değişti. Facebook'ta 1000-2000 arkadaşlarım var ama gerçek arkadaş bağımın var mı, yani farklı mı? Yani bizim atalarımızın dediği arkadaşlık, ahbaplık mı o da, yoksa farklı mı? Hatta birbirimizden, yani uzaklık da değişti. Yani bugün misal diyelim Türkiye'de dersin falan yerde, bir Türkiye'nin şehrin dersin falan yerde bir farklı ve aileyle falan konuşabiliyorsun başka bir şeye de falan, yani uzaklık ortadan kaldırıldı. Bu çok önemli bir düşünceler. Hatta şey, farklı bizim şey yapmak işte ve hatta kendi özel hayatımızı kamuoyuna vurmak, Instagram olsun, o da bir parçası yani diyebiliriz. Yani bu yeni bir internet, yani Instagram'a falan bakarsın, yani bir insan mahrem hayatı, özel hayatı oraya açığa vuruluyor. Önceden bizim dedelerimiz, atalarımız bundan utanırdı. Bugün utanmıyoruz. Bu bizim özelliğimiz diyoruz ama bakıyoruz ki Instagram'da onu herkes yapıyor. Bir özellik de kaybı ya var yani. Bir ihtimalde özel olmak istiyoruz
ama değerinde bu özellik kaybı da var. Yani herkes bir zaman bir ihtimalle birbirine benziyor. Ve hatta bu kitle tüketimi. Yani bugün sen markete git, pazara git, eynine eşya al, giysi al. Aslında sen tek insan değilsin o eşyayı, aynı eşyayı, aynı giysi, aynı renkte alan farklı farklı insanlar da onu alıyor ve onu giyiyor. Onun için bir özellik de kayboluyor. O da var hepsi. Ama her neyse bu işte bir oraya da varacağız. Bir ihtimalle bir insana da etki yapıyor. Devrim yani bunu diyebiliriz. Bunu da demiştik. Her devrim insanın iyiliğine sağlamıyor. Ama bu tarihe bakarsak yani bu erkek cinsel kimliğini değiştiren sanayi devrimidir. Sanayi devrimde bu asalet bir ihtimalden geri itildi diye biliriz. Yani bu asalet düşünmeler, bu soylu düşünmeler o kadar önemli daha değildi. Neden diyeceğim? Bilerek rahatlaştı yani. O da savaş tabii ki oluyordu ama savaş bir ulusal arasıydı. Yani onu da konuşmuştuk. Yani hatta batıda bu çok önemliydi. Yani batının içinde bu sanayi devrime kadar her zaman iç savaşlar filan oluyordu. Orada da bu din mezhep savaşlar falan olmuştu. Harap etmişti de milletlere bir ihtimalde. Bu hepten iç savaşlar. Bu da değişiyor yani 1600 1700 yerinde yani bir tüccar etmek için yani bir ticaret etmek için savaş daha bir uyumlu değil. Onu da biliyoruz ve onun için bu savaşlar falan kısıltılıyor. Tek ulusal arası savaş ediliyor. Savaşta da bir alana, savaş alanında milletler beraber geliyor, birikiyor, birbirlerini katlediyor. Şehirler zarar görmesin diye, insanlar birbirlerini öldürsün diye, bitsin diye. Yani öyle de var. O ikinci dünya savaşında değişiyor diye biliriz. Hatta bugün de görüyoruz yani savaşlarda siviller de hedefleniliyor. Ama genelinde bu sanayi devrim bir değişim getiriyor. Yani erkekte ne bekleniyor? Yani savaş uzaklaşıyor. Hatta bu bizim ortamızda bugün de savaş var ama yine de bir uzaktan buna bakıyoruz. Yani var, duyuyoruz haberlerde falan ama bu yine bize uzaktan. Yani tabii ki şehitlerimiz var ortamızda ama elinde sonuna düşünüyoruz ki bu savaş uzakta bir şeyde oluyor. Oraya da varacağız. Bu da çok da doğru da değil. Çünkü 11 Eylül'den sonra bu da bir teröristlerin bir hedefidir bu savaşı, bu sömürgelerde olsun, bu dıştı dünyada, üçüncü dünyada giden savaşları birinci dünyaya getirmek, batının sivilizasyona getirmek. Bu da bir hedefti bu teröristlerin ve onlar da bu savaşın içine çekilsin diye. Oraya da bakacağız ama genelinde biz diye biliriz ki yani bu çok aşırı, bu çok şiddetli savaşlar, kavgalar şehirlerden ve insanın toplumdan uzaklaşıyor. Yani uzakta savaş alanlarına falan savaşlanılıyor. Tabii ki bugün de bakıyoruz Ukrayna'da, Rusya'da tam doğru değil ama genelinde bu bir eğim diyebiliriz. Ve orada o da çok önemli ticaret etmek için yani ve de bu sanayi devrimde fabrikalar falan kurmak çünkü sen her zaman savaşta olursan, sen her zaman savaş etmek zorunda olursan çalışamıyorsun. Yani sen milletin veya da insanlar ondan sonra fabrikaya gidip çalışmıyor, savaş hazırlıkları yapıyor. Onun için bu az rahatlaştıktan sonra milletler fabrikalara falan doluyor. Yani orada bir şeylik var. Yani bir yeni bir sosyal düzen yapılıyor. Ve o sosyal düzende de bir yeni örnek
diyelim cinsel örnek erkek örneğe ileri sürülür. O da tüccar. Yani eskiden asker ondan önce yani asker her zaman ailesini falan koruyordu. Savaşta falan ailesinin namını, şerefini güdüyordu. Yani o en demiştik orada en önemlisi o da onun kanıtlarını Roma İmparatorluğun kanununda görebilirsin. Yani bir erkek pata familiyadı. Yani her şeyi seçebiliyordu. Yani erkek bir ailenin patronuydu. Patronudu ve o da o bakışta orta çağa kadar sanayi devrime kadar bu sürüyor. Sanayi devrimde bu değişiyor. Tüccar geliyor. Yani erkek ne olmak? Yani erkek tek ailesini ondan sonra bu sanayi devrimde sonra erkek demek ki patron demek. Yani öyle geliyor. Bir adam bir şirketi yönetiyor. Sorumculuk oluyor. Tek ailesini gütmüyor da tüm bir kaç işçilere sorumcu oluyor. Onlara hedef veriyor. Onlara yol görse diyor. Ve genelinde zengin de oluyor. Yani o da çok önemli. Bu sanayi devrimden bu asaletler ve hatta soylular hatta bu batıda çalışmaya tiksindiler. Yani çalışmıyorlardı falan. Yerleri vardı, malı, mülkü vardı ama çalışmıyorlardı. Ve onun için bu sanayi devrime ve hatta bu fabrikalara falan ticaret falan girmediler. Bunu hepten şeyler yapıyordu. Tüccarlar bu yeni sivil sınıf bu yeni eğitim görmüş insanlar geliyordu yani soylu olmayanlar geliyordu. Bunların bir ihtimalle burjuva deniliyordu o zaman. Yani zengin iş adamları onlar işte fabrikaları falan kuruyordu ve bir tüccar sınıfı içeri geldi ve erkeklik de oradan yeni ölçüldü. Daha erkeklik savaş falan değildi yani hatta böyle de diyebilirsin savaş alanı fabrika oldu. Her neyse o zaman erkek işte sorumlu oldu. Erkek demekti yani bir akıllı mantıklı bir tüccar olmaktı. Dedi. Yani zeki ileri geldi. Onu da çok çok incesine gitmek istemiyorum. Yani bu batıda bir düşünceler var. Bu neden oldu? Neden birden oldu? Neden bu birden tüccar sınıfı öyle ileri geldi de bir para oluştu da o da bir düşünce var batıdan gelen bu düşünce yani bu mezhep savaşlarından sonra Hristiyan mezhep savaşlarından sonra bu protestan dininin töre bilimini bu tüccarlığı ve ticaretin altyapımıydı yani bu bunu sağladı deniliyor. Yani bu saçmalık bir ihtimalle çünkü biz İslam dininde de biliyoruz yani İslam dininde veyahut da tarihte İslam dinin tarihinde bakarsak yani İslam dini yani bugünkü Suudi Arabistan'dan Kuzey Afrika kaya oluştuğu anında tüccarlık da çok önemli bir meslekti yani bu Arap dünyalarının içinde ve de zenginliğin çok zenginliğin bir nedeniydi. Yani bu denilen ki ya bu batıda deniliyor ya bu protestan etik bunu bazı sosyologlar diye bu protestan etik bu protestan töre bilimi çalışmaya çok önem veriyor diyorlar veyahut da bu çalışmak için veyahut da bunu çok basit diyelim bir ihtimalinden sen bu protestan etinin içinde bu düşünme böyle yani seçilmiş olacaksın önemli olacaksın yani sen Allah tarafından bir önemli insan olarak seçilmiş olacaksın. Çünkü bu böyle bu Hristiyan dininde bilmiyorsun cennete girecek misin, girmeyecek misin? O belli değil. Hatta sonuna kadar belli değil. O da cennete girmek garanti olmak istiyorsan papazdan sana bir seni aziz etmelerin gerekiyor. Yani o Hristiyan dininde düşünme öyle. O da Katolik dininde yani
cennete girmek, netleştirmek istedi miydin? Papazdan kendini aziz etmek zorundasın. O zaman garanti cennete giriyorsun. Düşünmektir bu. Bu da Katolik dininde. Şimdi ama bu Protestan dini Katolik dininden ayrıldıktan sonra bu asıl yok oldu. Papaz falan yoktu. Yani bir ayrı bir mezhep oldu. Ayrı bir din oldu. Protestan din. Orada sorum çıktı, ya biz cennete şimdi nasıl gideceğiz? Hatta orada her zaman bir şüphe var yani bu Protestan dininde. Hatta bu dinin hepsinde, Batı'nın dininde her zaman bir şüphe var. Asıl bu, ben gerçek dine mi ulaşıyorum? Hatta bu dualarım, ettiğim dualarımın bir faydası var mı? Yani görüyorsun, her gün yaşıyorsun. Bir belli koşullarda yaşıyorsun, bir belli düşüncelere erişiyorsun ve bilmiyorsun yani bu eninde sonunda hatta Allah diye bir şey var mı? Her zaman böyle bir şüphe var. Çünkü burada İncil olsun, her din kitabı eninde sonunda insanlardan ağır yazılmış ve insanlar hatalı. Bu da çok şey yapıyor yani bu Hristiyan dilinde bu büyük soru yani. Bu asıl gerçek mi? Bilir miyiz? Şüpheliyiz. Şüpheli olmalıyız. Ve de bu Protestan dininden en büyük soru, şimdi papaz gitti, milletler daha aziz azize olamıyor. Biz şimdi nasıl garanti alabiliriz ki cennete gidebiliriz diye. Yani ben veyahut da böyle diye biraz, Allah ne biçim insanları cennet kapısından cennete girdirtiyor yani. Hangi insanlar veyahut da ne biçim insan olmak ne şart? Hatta böyle diyelim, şartları ne? Cennete girmenin şartları ne? Yani öyle sorular var. Sorular var ve de millet de bunların üzerinde sık sık yorum yapıyorlar. Ve en sonunda bu Protestan dininde böyle dediler. Şey yapma, çalışkan olacaksın. Yani çalışkan olacaksın ve de çalışkan olduğunu da bir ihtimalinden görsetmelisin. Ve de şüphe göstermeyeceksin. Görsetmeyeceksin yani, bir ihtimalle şüphe var, çünkü şüphe gösterirsen o çoktan yanıldın bir düşünme var yani. Sen Protestan oldu muydun, şüphe gösterdi miydin, çoktan yanıldın, çünkü o zaman sen kendi seçilmesine, bu çok önemli yani, bu hatta bu Protestan dininde seçilmek yani Allah tarafından önemli insan olarak veyahut da cennete girebilmek ve girebilmeyi seçilmiş olan insan olarak kendini öyle bir tavıra edindirmek demektir. Yani seçilmiş olarak bir tavırda dünyayı gezmek bir sorundasın. Yani şey yapmak da öyle bir düşünmelisin yani. Yoksa şüphelenirsen o dinin içinde, yani sen bu seçilmiş olduğunu Allah tarafından cennete gireceğin gireceğine dair seçilmiş olduğuna şüphe görse diyorsun, o zaman sende zaten inan yok, din iman yok. Böyle bir düşünce var bu Protestan'da. Ve onun için sen bunu her zaman seçilmiş olduğun göstermelisin ve bunun için de çalışkan olacaksın. Yani Allah'a, Teala'ya göstermelisin ve hatta diğer insanlara da göstermelisin dindar olduğun. Yani dindar olmak, o da çalışkanlıktan ağrı anlanılıyor. Onun için her zaman kendini çalışkan olarak göstermelisin ve o da var, sorun var, nasıl kendimi çalışkan gösterebilirim? Fakir olduğunda çalışırsın ama az bir zengin olduğunda zenginlik, yani zengin abi, senin büyük evin var, şeyin var, ha ben bu eve, ben bu arabaya falan çalışıyorum demek, ben bunu miras yemedim falan, çalışıyorum falan, öyle bu. Yine diyorum, bu bir düşünce yani. Bu bir batıda bir düşünce, bu endos, bu sanayi devrimin neden böyle bir çabuk oluştu ve neden böyle tüm dünyaya yayıldı, bu fabrikalar oluştu, bu böyle bir düşünce, bu Protestan dini bunun nedeni olmuş diyorlar ve çok önemli bir katkıda bulundu diyorlar. Ama biliyoruz yani tam doğru değil bu. Hatta bu Çinlerde, bugünkü Japonya'da, Çinlerde öyle bir şey yok. Niye bu insanlar kendisini bu kadar çalışkan ve de hamarat görsediliyor? Ama her neyse, böyle bir düşünce ve o düşüncenin yeni bir şey geldi. Yani böyle diyebiliriz, yeni bir erkek cinsel ahlakı geldi. Yani bir erkek nasıl olmalı?
Bir erkek eninde sonunda tabii ki inançlı olmak, çalışkan olmak, yani bir erkek çalışmak zorunda, ama en önemlisi patron olmak. Yani o da şeyde de vardı, yani eski zamanda, eski çağlarda bu asker huyunda, bu asker cins düşünmelerde de vardı. Bir erkek eninde sonunda büyüklerine itaat etmek, ama bir asker de olmak, bir askerlerin başına da gelmek, subay olmak falan, öyle bir düşünce de vardı. Ama şimdi bu yeni de sanayi devriminden sonra bir erkek de akıllı mantıklı da olmak, ticaret bilimi olmak, tüccar olmak, akıllı mantıklı tüccar olmak ve bugünküden diyebiliriz, yani bir erkek cinsinde ne bekleniyor, yani sevgilisine malı mülkü almak, yani bu da erkekten bekleniliyor. Yani sen erkek oldu muydun, sevgiliyen armağan alacaksın, şey alacaksın. Bu batıda da önemli, bu bizim Türkiye'de de önemli. Yani erkek demek de bir ihtimalle de zengin olmak, paran olmak. Yani bir sevgiline bir hayat takdim etme durumunda olmak. Yani bir yaşam, hayat takdir etmek durumunda olmak. Yani bu da bir uzak bir düşünce de değil. Demiştik yani bu şeyden, kadınlar olayı, yani senin kadın olarak genelinde böyle çok beklenten yok. Yani bu kamuoyunda zorluk çekeceksin, iş bulma zorluğu var batıda, dediğimiz gibi. Bu da batıda, yani Amerika Birleşik Devletleri olsun, Avrupa olsun, zorluk çekiyor kadınlar, maaş sorunu. Ve onun için tabii ki akıllı mantıklı olursam bir gelişi, bir ekonomik güvenli erkekle beraber gelesin. Yani aşk ne demektir? Bugün biz bir de hayal kuruyoruz, aşk nedir, ama genelinde öyle düşünüyorsun. Ve böyle de bir cinsel beklenti var erkeklerden. Yani erkekten bu bekleniliyor. Şöyle sahip çıksın, ailesine baksın. Ve bu da tabii ki bu zamanlarında feminizmden ağır böyle çok yorumlar yapıyor, eleştirmeler yapılıyor. Yani bu hiyerarşiyi, bunu ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu patriarkı falan ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu bize aykırı, kadınlara falan aykırı, bu yanlış düzen falan. Yani bu androsentrizm denilen, yani bu androsentrizm denilen erkek başta ve de patriarktan ağrı oluşan, yani erkek başta ve erkek aynı o eski Roma zamanlarında, yine o Roma İmparatorluğu zamanlarında bu pata familia, yani erkek kanunda, adalette, başta ailenin sorumcusu ve o karar veriyor. Böyle bir düşünce var feminizm içinde, bu hala böyle ve buna biz eninde sonunda yok etmek lazım. Çünkü bu sosyal düzenden tek erkekler faydalanıyor ve erkekler eninde sonunda, erkekler de bu düzeni, yani bu patriarşiyi şey yapmak istiyorlar, yani muhafaza etmek istiyorlar. Çünkü bunların içinde kendilerini istedikleri kadar şey yapabiliyorlar, tutabiliyorlar ve bunu net olarak istiyorlar. Bu düşünmeler, yani gerçeği somutlanmıyor. Neden somutlanmıyor? Çünkü gerçeğinde bir erkek cinsin üzerinde de baskı var. Baskı var. Tabi var, net olarak bir baskı var. Yani bugün burada bizim Türkiye'de olsun, erkek cinsinden demiştik, bu da senden ne bekleniyor? Bugün senden bekleniyor ki ailene sahip çıkmak, senden bekleniyor ki işte çalışmak, senden bekleniyor ki eve para getirmek, senden bekleniyor ki yani günde ne kadar isterse ve de ne kadar istersen değil, ne kadar gerekirse ailene yetinmeye ve çeliğini, çocuğunu yetinmeye ne kadar gerekirse çalışmanı senden bu isteniliyor ve kamuoyunda tüm açıda böyle erkekliğin değerlendiriliyor. Tabii var böyle erkekler de, biz bunu da biliyoruz. Ha bu bizim orduda biliyoruz, böyle erkekler çalışmıyorlar, dolanıyorlar falan. Onları bir ihtimalle erkek olarak görmüyoruz ve erkek olarak değerlendirmiyoruz onları. Yani erkek değil diyoruz. Hatta bazı erkekler var, kadınlarını çalış
çalıştırıyor. Kendileri hiçbir şey yapmıyor ve orada da diyoruz yani bu nedir diyoruz. Yani buna bakıyoruz ki bu erkeğin üzerinde de çok bir aşırı bir baskı var. Bunu da feminizm bir ihtimalle görmüyor. Yani erkek ne demektir? Tabii ki bunu da demek lazım. Bu sosyal düzende erkekler de faydalanılıyor. Bu da hiçbir zaman bunu da şey yapmamak, hiçe saymamaz. Saymamak veyahut da bunu hiçe saymak yanlış farkı görüyoruz bunu kamuoyunda. Tabii ki bu zamanlarda erkek olmak en iyisi. Ama her neyse erkeğin üzerinde de çok baskı var. Bu da onu tutuluyor. Yani aile sahibi olmak, sen her gün bir çalışta eve yemek getir, çeliğinin, çocuğunun, ailenin, yetinmenin sorumluluğu ol. Bu çok erkeklere de çok şey oluyor, çok da baskı altında oluyor. Hatta o zaman da görüyoruz yani krizler olsun, şeyler olsun. Yani bu örneğe, bu erkeğin ideal görüşüne bir ihtimalde erkekler ulaşamıyor senden. Çünkü bu bekleniliyor. Sen misal diyorum, bugün evlenmek istersin. Burada Türkiye'de olsun, batıda olsun. Sen evlenmek istiyorsun. İşin olacak. İşin gücün olacak. Yani yoksa kadın bulma şansın zor. Ve bugün de geldi bu eğitim olayında. Bu da yine var. Yani bu da gurbetçiden ayrı, bunu da konuşmak istiyorum ileride. Ama bugün yani eğitim yok. Genelinde eğitim falan görmemiş insan zor iş buluyor. Erkek olsun, kadın olsun. Yani sen özel eğitim var. Bugün üniversite mezunu olmadı mıydın? Batı'da zor iş bulmak. Hatta lise mezunu var. Yani bugün meslek öğrenmek istedi miydin? Hatta cerrah olmak istedi miydin? Bile cerrah değil ama genelinde meslek, normal bir meslek işçisi falan olmak istedim. Yani orada bir de bile lise mezunu olmak zorundasın. Yani lise mezunu olmadı bile hiçbir şey olamıyorsun. Yani ve de düşün o zaman, bir erkek lise mezunu falan olmadı. Şey yapıyor, böyle şey koşullarda, mesleksiz işlerde falan çalışıyor. Her neyse, mesleksiz işte falan çalışsın, ondan bir erkek olmasını bekleniliyor. Yani ne demek bekleniyor? Bir aileye sahip çıkma durumunda kendisini bulmasını, iş bulmasını, eve sahip çıkması, eşine, çeliğine, çocuğuna para getirmesi. Bu net olarak bekleniliyor. Erken cinsel kimliği bu. Kaçamazsın buna ve her ne olursa, feminizm olursa, ben çok gördüm. Feminizmde erkekleri o durumdan ağır ölçüyorlar. Yani bir kadını edine veya da bir ailesini edinebiliyor mu? Ailesine getirebiliyor mu? Sevgilisine armağanlar falan alabiliyor mu? Onun için zenginlik çok önemli yani bugün. Bugün o da sanayi devriminden geldi. Yani her ne dersek, bugün aşk önemli dersek, eninde sonunda sen kendi ailene ne kadar şey yapabilirsin veya da kendi aileni ne kadar edinebilirsin, ne biçim bir hayat onlara takdim edebilirsin. Bunu da düşünce var. Tabii ki sınıf arasında, sosyal çevrede de düşün farklı var. Yani bir zengin hali vakti yerinde bir kadın tabii ki bir erkekten akıl mantık takdim etmesini ister ve daha çok tercih eder. Çünkü onun bir sosyal sınırlarında böyle bir ekonomik gerilme yok. O da farklı var. Farklı sosyal çevrelerde filan var. Yani bu da yine batıya gidersek, hatta bu şeylerde gurbetçilerin hayatına bakarsak, bu da çok gerilim yapıyor. Yani bir gurbetçi, onu da statistiklerde falan görüyoruz. Yani ikinci nesil, üçüncü nesil gurbetçi, İkinci, üçüncü generasyon babalarımız gibi ve atalarımız gibi gelişmedik. Yani onlar mesleksiz işçi oldu. İkinci, üçüncü nesil gurbetçi de eninde sonunda mesleksiz işlere başvurmaya başladı. Orada çalışmak zorunda kaldı ve mesleksiz işte güvensiz bir iş. Neden? Çünkü anı böğün yarın o iş ortadan kaldırabiliyorlar. Yani ve de mesleksiz işte şeyin yok. Yani senin bir dayanıklı ve de süreç uzun süren bir
iş ve istidam imkanın ve kontratın yok. Böğün yani böğün çalışırsın bir mesleksiz işte falan ama işten atılırsın ve de ne diyelim bir lokantada yani çalışırsın bir lokantada gelirin yok. Orada çok gelirin yok, şeyin yok. Lokanta işçisinde bir ne yapacaksın eninde sonunda yani bir terfi olarak da çok çok bir imkanın yok. Tamam meslek belki öğrenebilirsin afçı olarak ama eninde sonunda bu imkansız ve hatta çok aile görmesi zor olur böyle istekten yani bugün eğitim olmamış ve hatta eğitim görmemiş olursan zor oluyor yani bu her yerde öyle batıda olsun burada olsun Türkiye'de olsun bu da çok gerginliğin nedeni olun yani bir ihtimalle bu yeni her zaman devrim var yani bu internetten ağrı devrim var bu internetten ağrı değişim var orada da o devrime her zaman bir ulaşmak da sorundasın yani düşün ki bir adama bir veya adam da değil kadın olsun bir gelecek hayattan endişe olmaları yani orada da diyorsun ki şimdi yeni bir sistem mi geldi şimdi önceden bilgi sayardı yani benim gençliğimde gençliğim diyorum ama ben de 30'um ama benim çocukluğumda her zaman her yarım yıl ve hatta her ay yeni bir bilgisayar daha çok güçlü bir bilgisayar geliyordu bu akıllı telefondan önce orada da bunu da bir korku için dedi o zaman nerede insanlara şimdi buna da mı alışacağız ya yani bu yeni sisteme de mi alışacağız şimdi bu da bilgisayar var bilgisayara alıştık şimdi bu da şey var akıllı telefon var buna da alıştık bunun sistemine kurallarına da alıştık. Şimdi de C5 var. Yani buna da mı alışacağız? Neler geliyor? Yani bir insana o zaman bu çok 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 çabuk gelen devrimler. Yani küçük teknolojik devrimler geliyor. Yani bu da C5'den deniliyor. Bu asıl bir robot. Robotlara için çok önemli olacak ve bundan sonra yani seyyar araba ve de robotlar araba sürecek ve oradan ağır değişim gelecek böyle deniliyor bir ihtimalde. Bu insan soruyor yani robotlar bizim iş yerimizi alıyorsa biz ne yapacağız? Biz nerelerde çalışacağız? Hatta yine de bu cinsel kimliğimize nasıl ulaşacağız? Çünkü bu bizden bekleniliyor. Çünkü desene bugün sorsan yani bir erkek adamı neden sabitlenebilirsin? Neden tespit edersin? Tabii ki biyolojikten ağrı değil yani onu biliyoruz bir demiştik onu da fark var bir biyolojik fark var. Kadın ve erkek ama genelinde bir ailesine sahip çıkmalı yani sorumlu olmak. Bu tabii ki bazılar diyor ki bu da feminizmler geleneksel eski zaman düşünmesi her neyse her ne olursa olsun böyle yetiştik böyle büyüdük hatta bu bizim kamuoyunda inandığımız genelinde toplumda inandığımız kategoriler bunun üzerine kurulmuş. Bugün yarın erkeği böyle tanıyoruz. Yani ailesine falan sahip çıkma. Feminizm de olsa yani bugün feminizm bir batıda sen sevgilisine ve eşine her ne kadar eşit olsan ona kapıyı açıyorsun, ona yemeğe davet ediyorsun, ona şey yapıyorsun yani onu bir padişah kızı gibi ona hizmet ediyorsun yani değerlendiriyorsun yani eşit olmamıza rağmen yani neden onu yapmak zorundayız hale eşitsek yani eşitsek o zaman erkek kadına kapıyı niye açıyor ve erkek kadını sevgilisini niye padişahın kızı veya da bir prenses olarak davranıyor? Evet en önemlisi ona armağanlar filan alıyor. O da çok önemli yani armağanlar almak. Bu da erkeklik oradan ölçülüyor. Hatta yetkilik bir erkeğin yetkili geleri olarak yani çalışkan olarak neden
görüyorsun. O da işte o sanayi devriminde başlanan bu yeni erkek cinsel kimliğine ulaşıyor. Yani bir yetenekli olmak, neden görüyorsun? Zengin olmak. Yani bir erkek becerikli olursa, çalışkan olursa neden görüyorsun? Zenginliğinden görüyorsun. Eninde başında var, üzerinde var, arabası var, evi var ve onu da sevgisini, sevgilisine, aşkına takdim edebiliyor. Öyle bir durum var. Yani erkeklik ondan değerlendiriliyor. Bugüne kadar da erkeklik oradan ölçülüyor. Ve bu da çok önemli yani bir ihtimaldan da böyle düşünceler ve gerilimin nedeni de bunda var. Hatta buna erişemiyorsun ve ona yine gurbetçilerden gidebiliriz. Yani benim çocukluğumda vardı bu düşünce yani. Bunu hala bu ırkçılar da değil bunu ama düşünce de bu yani eninde sonra bunu da diyelim yani eninde sonra bir erkek adam olursan yani bir erkek kadın ol erkek ol tabii ki hayatını birbirinin bir farklı insandan beraber yaşamak istiyorsun, beraber sürmek istiyorsun, ondan bir araya gelmek istiyorsun, herkes istiyor yani evlenmek istiyor bir ihtimalden belki tek evlenmek değil ama bir insandan beraber durmak veyahut da bir insandan hayatı böyle sürdürmek, yalnız yaşamak da istemiyor kimse. Bazıları var umrunda değil veyahut da bazı insanlar insanı topluluğundan tiksiniyor, nefret ediyor. Onun için yalnız kalmasını daha çok tercih ediyor ama eninde sonunda bir insan bir ihtimalle kendisini de sosyal gelişmek istiyor, evlenmek istiyor ve o da çok önemli bir parçası kendine göre bir layık bir eş bulmak. Bu da batıda hatta bu gurbetçi olduğun anında bu bir sorunlar çıktı. Yani bu çok çok farklı sorunlar var. Bunu da demiştik yani evlenmek sorunu. Yani sen işin gücün olmadı mıydı evlenebilir misin? Ekonomik durumun iyi olmadı mıydı evlenebilir misin? Tabii ki bünyen der ya düğün çok masraf ediyor ve onun masrafını falan ödenecek bilmiyorum ama genelinde bir gelenek var yani. Ekonomik durumun iyi değilse tabi sen daha kendine bakamıyorsun, böyle bir düşünce var. Sen daha bir erkeklerin arasında düşünce var. Sen daha kendine bakamıyorsun. Senin daha bir kendinin bir ekonomik gelirin yok. Şimdi kadına nasıl bakacaksın? Tam Avrupa'da refah sistemi olsa da olmasa yani demiştim yani o refah sistemi senin ev kirasını daha ödemiydi. Yani orada onu geçsin. Hem o da refah sistemi olsun. O refah devletten gelirin daha bir aileyi yetiştiremezsin. Yani bu da milletler öyle düşünüyor genelinde. Ama genelinde bir erkekten beklenti oluyor. Yani ailesini falan gütmek. Şimdi bu Avrupa'da gurbetçide bu yine sorunlar falan çıktı. Yani bir ihtimalde diyorlar ki yani bu da yine ırkçılarda diyorlar. Şeyler Almanlar ve Avusturyalılar Türklerden falan hiçbir şey istemiyor. Hiçbir şey istemiyor. Demek burada hiçbir bir ilişkiye falan girmek istemiyor. Yani Alman kızları Türk erkeklerden hiç etkilenmiyor bir düşünce var. Neden etkilenmezmiş? Çünkü Türk erkekleri bir kokarmış. Yani onu her zaman biliyoruz. Yani neden kokarmış Türk erkekleri? Çünkü sarımsakı çok yerlermiş. Yani bu sarımsak olayı. Bunlar bir sarımsak besledi. Yani Türk erkekleri sarımsak falan çok yermiş, bunlar kokarmış falan, bir de koku yani bunu her yerde duyuyorsun, okullarda falan Türkler kokuyor, Türkler fakir, Türklerin bir şeysi yok. Ve hatta biliyorlar ki Türk erkek gerizekalı diyor, akıl mantığı yok diyorlar, tek fiziksel olay. Yani bugüne bu olaylar batıda toplumda bu bedensel ve zinsel ayrımcılık, yani öyle bir düşünceler var ya bu Almanlar, bu Avusturyalılar, bu batıda bu Atlantis mitin
miras yedileri bunlar zihinsel, manevi daha çok gelişmiş. Bunun için daha çok akıllı bu Türkler. Bakıyoruz bunların tarihinde bunlar tek bedensel, fiziksel bir kuvveti var. Bunlar eninde sonunda bir alçak itaat edilen bir hamal yerine alabiliriz. Böyle bir düşünceler var. Ama eninde sonunda diyorlar ki bunu sık sık deniliyor. Yani tek ırkçılar da asıl demiyor. Bunu genelinde bir toplumda diyorlar. Ya bu Alman kadınları Türklerden etkilenmiyor. Türklerde de akıl mantık yok. Gerizekalı kokarlarmış. Bunun üzerinde şeylerden de diyorlar. Yani ben onu her zaman duyuyordum. Bu sık sık konuşulan bir şey. Yok neymiş? Bu aynı konuyu diyorlar. Benim arkadaşım bu. Bunu Almanlar diyor. Bunu Almanlar bir de Avusturyalılar diyor. Benim arkadaşım bir Türk kızıyla beraber bir araya geldi. Yok neymiş? Türk kız çok saçlımış. Maymun gibi saçları varmış Türk kızların. Bir de onların vajinaları sarımsak kokarmış. Yani kokuladın mı? Öyle işte, öyle deniliyor. Yani bu Türk kadınların, bu Türk kızların saçlı, kıllı saçlımış ve bunların vajinaları hepdenlik sarımsak kokarmış. Yani bu her zaman bunları bir sarımsak besledi. Yani bu Türkler hepdenlik sarımsak kokuyor, bu Türkler hepten gerizekalı, bunların ilişkiye falan kuramıyorsun diyorlar. Bir düşünce var. Hatta genelinde de olmuyor bu kamuoyunda falan. Türkiye kamuoyunda, batıda bu çok ilişki falan kurulmuyor. Yani bu yabancılarla olsun, bu Alman, Avusturyalı ve Çin'in karışmıyor birbirlerine muhtemelen. Bunu statistiklerden ağrıda görüyoruz. Buna bir ihtimalle de diyorlar bu kültürel bir fark var diyorlar. Bu aramızda bir kültürel fark var diyorlar ve onun için burada biz bir araya gelemiyoruz diyoruz. Ama genelinde bu batıda yani bir gurbetçi olduğun anında bu cinsel beklenti ve cinsel kimliğini net olarak görüyorsun. Yani ne demek net olarak? Yani cinsel kimliği sanayi devriminden sonra dedik ki ya bir erkek çalışkan olur. Bir erkek onun için zengin olur. Çalışkan olduğu için zengin olur. İşi olur ve işi olduğu için parası olur. Parası olduğu anında o zaman sevgilisine armağan falan alabilir. Öyle bir değerli bir erkek olayım diye düşünce var. Onu da görüyorsun yani bir Avrupa'da Almanlar ve Avusturyalılar, yani Alman erkekler ve Avusturya erkekler kolayca iş buluyor. Yani senin için yabancı olarak adam ilan ediyor, gazeteye ilan ediyor, biz yabancı istemiyoruz, boşuna uğraşma, boşuna bize telefon etme diye sözler yazıyor gazeteye. Biz yani İngiliz'de istiyoruz, yani İngiliz'de demek biz tek burada bizim insanları istiyoruz, Ausland'de yani yabancı istemiyoruz, yani İngiliz'de mi Ausland'de sorunu, yani Ausland'de yabancı demek, biz Ausland'de istemiyoruz, yani bu da boşuna uğraşma deniliyor. Yani gazeteye yazmışlar Ausland'den istemiyoruz diye yazıyorlar. Yani iş bulmak falan zor, bu bir. İki de eğitim sorunu var. Yani bir de daha çok burası da ulaştık oraya. Yani zorluk var. İkinci, üçüncü generasyon gurbetçi de o kadar çok eğitim almamış. Hatta bu zamanlarında bilgisayar eğitimi falan çok önemli. İş bulmana falan çok mühim. İşte ondan dolayı da bulmamışlar. Yani ve hatta üç, genelinde bu toplumlarda falan kendilerini bulamıyorlar. Yani bu gurbetçi oldu muydun, bir ayrımcı, nasıl diyeyim, bir tüm kamuoyunda bir ayrımcılık var. Ayrımcılık demek ki yani sen gurbetçi oldu muydun, kendi milletleriyle falan takılıyorsun. Yani ta bizim dedelerimiz Avrupa'ya gittiği anında bu 1960'larda 70'lerde Almancayı falan bilmiyorlardı. Onun için kendi insanlarla beraber kalmayı ve takılmayı tercih ediyorlardı. Ve o bugüne
kadar kaldı yani. Biz de onu miras yedik. Bu gurbetçiler eninde sonunda Almancayı öğrendiler ama yine de kendi milletlerine falan kalmayı, beraberce durmayı tercih ediyorlar. Bugüne kadar milletler birbirlerinin karışmıyor. Onun için kamuoyunda böyle bir ayrımcılık var. Yani Almanlar, Avusturyalılar kendi milletleriyle takılıyor. Gurbetçiler de kendi milletleriyle takılıyor. Yani bunun hepsi, buna sürü yani diye biliyorsun ki farklı bir erkek ve cinsel kimliği var, cinsel beklentisi var. Beklenti diyoruz yani, değer insanlar sen böyle bir erkek olmana dahil ve de böyle bir erkek olmalısın ve onun için seni takdir ediyorlar, sana değer veriyorlar ve de seni adam yerine alıyorlar. Yani bunu da tekrarladı mıydık yani, gurbetçilerin aralarında taş fırın erkek olmak, yani bedensel, fiziksel kuvvetli olmak ve de bedensel fiziksel bir etki yaratmak, bu çok önemli. Ve oradan ağrı insan kendilerinin değerini, bir erkek kendi değerini görsediyor. Ama bir ihtimalden de ikinci bir cinsel kimlik, bu da Almanlardan, Avusturyalılardan falan ulaşıyor. Zenginlik. Bu her zaman böyle var. Bunu kamuoyunda da düşünüyorsun. Yani bir Türk ve Alman beraber gelirlerse, bu da yani Seyitlerden ağrı bunu demiştik. Yani bir iki Seyit, bir Sünni ve bir Şii Seyit bir araya gelirlerse, birbirlerine dişlerini görse diyorlar, bende şeker hastalığı falan yok, kola içermiş birisi, kola içmesini yelteniyor, elinde sonunda içmiyor falan. Yani böyle bir olaylar oluyor, böyle bir tuhaf bir süreç oluyor. Ve o süreci Avrupa'da ve öyle bir süreci Avrupa'da Alman, Avusturya ve gurbetçi bir araya geldiği anında da bir fark edebiliriz. Yani gurbetçi kendisini çok fiziksel, bedensel, güçlü olarak görse diyor ve de Alman kendisini zengin olarak görse de, yok annem babam böyle zengin, biz böyle çalışkanız, bizim böyle varlığımız var, şöyle varlığımız var, böyle bir şey var. Yani bu bir erkeklik olarak anlamına geliyor, hatta bir rekabet olarak anlanılıyor. Yani bir erkekliğin cinsel geliri, yani kadın görürse bunu da bir ihtimalle dememiz lazım, bir erkeklik ve hatta eninde sonunda ödüllendirmeli ve hatta ödüllendiriliyorlar. Yani bir kendi sosyal çevrende kankalardan, ahbaplardan seni bir erkek, seni bir ahbap olarak görüyorlar ve senin erkekliğin değerlendiriyorlar. İki de karşı cins, yani kadınlar falan senin erkek olduğunu değerlendiriyorlar. Ve orada da zengin olmak, fiziksel, bedensel kuvvetli olmak da çok önemli oluyor. Hatta sağlık olmak, yani bu zamanlarda çok insanlar hastalı, yani şeker hastalığı falan olmak, şeker hastalığı falan var. O da işte bir önemli bir olay, yani sağlık olmak, fiziksel sağlık olmak. Ve de orada görüyorsun bir ihtimalle iki tane sosyal ve cinsel bir kimlik var. Erkekten ne bekleniyor yani? Görüyorsun orada, yani bir erkek olmak ne demektir? Yani bir yerde zengin olmak lazım, yani bir hayatına, sevgiline, seni seçen kadına, hani hayvanlarda kadın seçiyor ya, bir insanın beraber gelmek için seçiyor ya, onu en uygun olan erkeği seçiyor. O da böyle oynar. Aslında insanlarda da var yani, bu beni de seçin, ben size böyle bir hayat takdim edebilirim, size böyle bir hayat sağlayabilirim, öyle bir şeyler de var. Ve hatta bazıları diyor ben fiziksel böyle güçlüyüm, size sağlam çocuk falan yaparım. Yani böylesi var ve böylesini de görüyorsun bir ihtimalinden kamuoyunda. Bunu Avrupa'nın içinde, yani bu düşünceleri burada devam edeceğiz. Vaktimiz bitti.
Ben Adem'im. Kırbaç size, bu da Şahincil'e oradan ağrı seslendim. Sizin hepinize günaydın diyorum. İyi sabahlar diliyorum ve çüs diyorum.